va tensizliklarni yechamiz. Bu tensizliklarni ko'rib chiqamiz. Tensizliklar bo'limini keyinroq to'la ko'rib chiqamiz. Bir de bu quyidagi tensizliklarni kosinusning xossalaridan foydalanib yechamiz. Bunda tensizliklarni qanday yechamiz? Masalan, kosinus 5x katta yoki teng 0. Keladilar kosinusning grafigini uzunligi 2pi ga teng bo'lgan birorta oralig'ida chizaylik. Hop, uzaytiramiz. Nol, minus pi taksim 2, pi taksim 2, bana bir de pi, 3 pi taksim 2. Uzunluğu 2 pi'ye teyim bölgen, bana bu aralığı da görelik. Yani, minus pi taksim 2'de 0'ye teyim bölgede, pi taksim 2'de ham funksiyon 0'ye teyim kosinus, pi'de minus 1'ye teyim, 0'da kıymatı 1'ye teyim, yani bana bu nokta 1 nokta. Hop, qachon funksiya musbat bo'ladi, qachon funksiya manfiy bo'ladi? Masalan, mana shu yerdan qaraydigan bo'lsak, mana bu oralig'da funksiya musbat. Mana bu yerga yozib qo'yadik. Har ikkalasida ham musbat. Mana bu oralig'da, mana bu oralig'da musbat. Bu oralig'da manfiy. Hop, cos 5x katta yoki teng 0. Demak, musbat yoki 0 ga teng bo'lgan qiymatlarni olishimiz kerak. Mana bu nuqtalarni. Ya'ni biz quyidagi tensizlikni yozamiz. Birinchi tensizlikni yechish uchun minus pi taksim 2 kichik yoki teng 5x kichik yoki teng pi taksim 2. Bir tengli belgisi bor, shu sababli mana bu nuqtalarni ham oldik. Endi bu tensizlikning barcha yechimlarini topish uchun bu tensizlikni o'ng va chap tomonlariga 2 kapi qo'shamiz. Chap tomoniga ham 2 kapi qo'shamiz. Endi 5 ga bo'lib yuboramiz. Bu holda 2 kapi taksim 5 minus pi taksim 10 kichik yoki teng x pi taksim 10 2 kapi taksim 5. Ha, k butun sonlar to'plamiga tegishli. Shunday qilib birinchi tensizlikning yechimi barcha mana bu oraliqlar to'plami ekan. Hop, ikkinchi tensizlikka o'tamiz. Bu yerda cos x manfiy bo'lishi kerak kichik 0 dan. Qachon manfiy bo'ladi? Mana bu oraliqda manfiy bo'ladi. Pi taksim 2'den 3 pi taksim 2 geçer. İkinci misal götürmemiz. Demek 2x pi taksim 2'den katta 3 pi taksim 2'den küçük. Şimdi tensizliğinin barcha yechimlarini topish uchun bu tensizliğinin o'ng va chap tomonlariga 2 kapi qo'shamiz. Nu qo'shdik. Endi x ni topish uchun 2 ga bo'lib yuboramiz. K butun sonlar to'plami z ga tegishli. Shunday qilib biz mana bu tensizlikning yechimini topdik. Demak, uni yechimi barcha mana bu oraliqlardan iborat ekan. Hop, navbatdagi misol, 3-chi misolga o'tamiz. Cos 2x minus pi taksim 7 katta yoki teng 1. Hop, kelinglar mana bu ifodani t bilan belgilaylik. Qavs ichidagi ifodani. U holda biz 3-chi misol ekan, demak, cos t katta yoki teng 1 tensizlikni hosil qilamiz. Kosinusda birden katta bo'la oladi mı? Yo'q, birden katta bo'la olmaydi. Birga teng bo'lishi mumkin. Demak, katta bo'la olmaydi. Bu yerda bizda faqat bitta imkoniyat qolyapti. Mana bu tengsizlikning yechimi kosinus t teng bir tenglamani yechim bilan bir xil ekan. Chunki kosinus t birden katta bo'la olmaydi. Xo'p, demak, mana bu tenglamani yechamiz. Uni yechimi t teng 2 kapi. Endi t ni o'rniga mana bu ifodasini olib kelib qo'yamiz. U holda 2x minus pi taksim 7 teng 2 kapi. O'ng tomonni o'zini yozdim. Endi pi taksim 7 ni o'ng tomonga o'tkazamiz.
2 gibi oramız. Yani o arada kağıt tekişliği ziyet değil yazık bayağı. Şunu da kılıp, bana bu temsilinin geçimi, bana bunu sallar toplamadan ibaret eken. Bana bunu sallardan. Bir yerde kağıt bütün sallar toplamı ziyet tekişliği. Babına batıya temsildeki otağımız. O bir daha temsilini geçiş için, kendiyle kavs içindeki ifadanı tabiplen bekleyelim. O halde kosinustu, dördüncü misal, katta minus birden temsilini hasıl kılalımız. Hop, kaçın kosinus? Biz kosinus fonksiyonu bizge malum. Kosinustu, katta yakete minus bir. Minus bir kosinus fonksiyonun en küçük kıymatı. Minus birden küçük bol olmaydı. Minus birge teyin buluşu mümkün. Peki minus birden katta. Ve bir de minus birden katta buluş gerek. Bu degeni biz kuydagi tengliğini kanatlandırıcı t'larını çıkartıp taşlaşımız gerek. Eğer kosinüs de minus birge teng bulmasa o halde öz özden minus birden katta buladı. Demek bana bu tensizliğini yetişmemiz gerek iken. Şunu da yakalım bana bu tensizliğini yetişmemiz gerek iken biz kuydagi tensizliğini yetişmemiz. Kaçan kosinüs de minus birge teng. Tensizliğini yetişir için alın minus birge teng borgen falını görelim. T teng. Bizge malum pi koşu 2k pi kıymetleri de t'nin mana bu kıymetleri de kosinüs de minus birge teng oladı. Yani t'nin oradaki ifadasını akıyor koyamız. 3x koşu pi taksım 4 teng pi koşu 2k pi. Pi taksım 4'ü oyun tamamen gizamız. Üç köpür varamız. Ve nihayet K tekişliği Z deyip yazıp koyarız. Ve biz kaçan kosinüsü de minus birge teng boladı degen savalge cevap verdik bana bir de. Yani kosinüsü de kaçan minus birge teng bolmaydı. Demek T bunge teng bolması gerek. O halde bu bunge teng bolması gerek. Hemen önce de tensizliği yazıp çıkarız. Şunu yakalım X. Mana bu sanki teng bo'lmasa, u holda kosinus da minus 1'den katta bo'ladi. Shunday qilib mana bu tengsizlikning javobi pi taqsim mana bu sanki teng bo'lmagan barcha x'lar to'plami, barcha haqiqiy sonlar. Demak, mana bu sonlarga teng emas xolos.